Kivilerle ilgili olarak numaralanmış bilgilerden hangisi kişisel görüş içermektedir? A1, B2, C3, D4. İnceleyelim. 1. Uçamayan fakat diğerlerine göre daha hızlı koşan bir kuş türü olan kiviler, soyu tükenmekte olan kuşlar arasında gösterilmektedir. Buradaki bilgiler kişisel bilgi içermemektedir. 2. Kiviler sadece Yeni Zelanda'da yaşadıkları için bu ülkenin ulusal simgesi haline gelmiştir. Burada da kişisel yorum yoktur. 3. İnce ve uzun gagalarının çevresindeki tüyleri, uzun ve tüm vücutlarını kaplayan kürkü ile kiviler ilginç bir görüntüye sahiptir. Buradaki cümle kişisel görüş içermektedir. 4. Boyları 25-45 santim arasında değişen kiviler genellikle toprak solucanları ve küçük böceklerle beslenir. Buradaki cümle de kişisel görüş içermemektedir. Cevabımız C seçeneğidir. Deyimler ve öyküler serisine bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel bir yargı olur. A. Okuyanlar deyimlere hayran kalacak. B. Okumak okur kitlesi için büyük şans. C. Yazan S. Gündüz Alp'in renkli kişiliği vardır. D. Okuyanlar birçok deyimin anlamını öğrenecek. Nesnel cümleler doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişisel görüş ifade etmeyen cümlelerdir. Seçenekleri incelediğimizde okuyanlar birçok deyimin anlamını öğrenecek ifadesi ile tamamlanırsa cümle nesnel bir yargı olur. Cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? A. En güzel eserler birikimle ortaya konur. B. Mardin'in tarihi dokusu ilgi çekicidir. C. Karadeniz Türkiye'nin en önemli bölgesidir. D. Güneydeki ormanlar kuzeydekilere göre daha gürdür. Kanıtlanabilirlik açısından cümleler ikiye ayrılır. Öznel cümleler ve nesnel cümleler olmak üzere. Öznel cümleler kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan cümlelerdir. Nesnel cümleler ise doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişisel görüş ifade etmeyen cümlelerdir. Seçenekleri incelediğimizde, güneydeki ormanlar kuzeydekilere göre daha gürdür cümlesi nesnel bir cümledir. Kanıtlanabilir bir yargı içermektedir. Cevabımız D seçeneğidir. Kişisel görüş ve yorum içermeyen, kanıtlanabilen yargıların olduğu cümleler nesnel cümlelerdir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi nesnel bir yargı ifade etmektedir? A. Karşımızdaki parkta her zaman birileri olur. B. Evimizin önünden şık giyinmiş kadınlar geçer. C. Parka gelenleri izlemek bizim için büyük bir zevkti. D. Parkta paten sürmek ve top oynamak kadar eğlenceli bir şey yoktur. Seçenekleri incelediğimizde, karşımızdaki parkta her zaman birileri olur cümlesi nesnel bir cümledir. Kanıtlanabilir bir yargıdır. Kişisel yorum içermemektedir. Cevabımız A seçeneğidir. Evimizde 1000 civarında kitap var. Kitapları türlerine göre ayrı kitaplıklara dizdim. Onların içinde en sevdiklerim bilimsel kitaplardır. Sonunda türlerine göre ayrılmış bir kütüphanem oldu. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşe yer verilmiştir? A1, B2, C3, D4. Metindeki numaralanmış cümleleri incelediğimizde, onların içinde en sevdiklerim bilimsel kitaplardır cümlesinde kişisel görüşe yer verilmiştir. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnellik yoktur? A. Oyuncağı alıp arkadaşına verdi. B. Ben Türk gibiyim, bu yüzden bana bir şey olmaz dedi. C. Bir araç otobanda ilerlerken yanımızdan jet gibi geçti. D. İç Anadolu buğday üretiminin en yaygın olduğu bölgedir. Nesnel cümleler doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişisel görüş ifade etmeyen cümlelerdir. Seçenekleri incelediğimizde, bir araç otobanda ilerlerken yanımızdan jet gibi geçti cümlesinde öznellik söz konusudur. Cevabımız C seçeneğidir. Ferit Edgü son yıllarda ülkemizdeki en dikkate değer öykücülerdendir. Onun sanat dünyasını araştırmanın bize kazandıracağı çok şey vardır. Geçen yıl İşte Deniz adlı kitabı yayımlandı. Bu kitap geçen yılın öykü kitapları arasında en iyisiydi.
cümlelerden hangisinde nesne anlatım söz konusudur? A1, B2, C3, D4. Nesnel cümleler doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanabilen, kişisel görüş ifade etmeyen cümlelerdir. Numaralanmış cümleleri incelediğimizde, geçen yıl İşte Deniz adlı kitabı yayımlandı cümlesinde nesne anlatım söz konusudur. Cevabımız C seçeneğidir. Kişisel görüş, yorum ve göreceli yargı içeren cümleler öznel cümlelerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir yargı ifade eder? A. Heyecanlı kişiler etkili konuşur. B. Kursiyerler kurs sonunda sınava tabi tutuluyor. C. Kursu başarıyla tamamlayanların belgesi onaylanıyor. D. Etkili konuşma kursları kurs merkezlerinde açılmaya başladı. İncelediğimizde seçenekleri heyecanlı kişiler etkili konuşur cümlesinde öznel yargı söz konusudur. Cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde öznel bir yargı ifade edilmektedir? A. Son romanı ile ilgili birçok makale yazıldı. B. Bu romanı ile beraber 8. kitabı basılmış oldu. C. Romanın hemen ardından bir de şiir kitabı yayımlandı. D. Bu yıl diğerlerini aratmayan bir romanı daha yayımlandı. Öznel cümleler, kişinin düşüncelerini, duygularını, beğenilerini ifade eden, doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanamayan cümlelerdir. Seçenekleri incelediğimizde, bu yıl diğerlerini aratmayan bir romanı daha yayımlandı cümlesinde öznellik söz konusudur. Cevabımız D seçeneğidir.